Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yine Türkiye'ye yi hedef aldı. Pençe Kılıç harekatının amacını çarpıtan Yunan bakan, "Türkiye komşularına saldırıyor, hazırlıklı olmalıyız." dedi. Yunanistan Doğu Akdeniz'deki provokatif adımlarına da yenisini ekledi. Bu kez hedefte Libya var. Pençe Kılıç Harekatı Atina'yı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu kez Türkiye'nin terörle mücadelesine hedef aldı. Asılsız ithamlarda bulundu. Dendias, Türkiye'nin komşu ülkelere şiddet kullanmaktan çekinmeyeceğini gösterdiğini söyledi hazırlıklı olmalıyız. Hem diplomatik hem de askeri caydırıcılık gücümüzde yanıt verebilmeliyiz dedi. Sayın Genel Sekreter Antonyo Yunan Bakan Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği ...Arap ulucu rolden duyduğu rahatsızlığı da gizleyemedi. Türkiye batılı müttefiklerini Ukrayna yüzünden stratejik öneminin arttığını ikna etmek istiyor. Ancak Rusya'ya karşı yaptırım uygulamıyor dedi. Yunanistan Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek bir adım daha attı. Girit Adası çevresindeki sismik arama sahasını genişletti. 7 Kasım'da yayınlanan Navtex'te Amerikan Exxon Mobil tarafından yapılacak araştırmanın sahası Libya'nın tepkisine yol açmayacak şekilde belirlenmişti. Ancak değişikliğe gidildi. Sismik araştırma sahası güneye yani Libya'ya doğru genişledi. Çalışmalar 6500 kilometre karelik alan yerine 11000 kilometre karelik alanda gerçekleştirilecek. Bu genişleme Girit açıklarındaki Gavdos gibi küçük adaların kıta sahanlığı bulunduğu iddiasıyla yapıldı. Oysa Trablus yönetimi tıpkı Türkiye gibi buna karşı çıkıyor. Türkiye ve Libya'nın 2019'da imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı, Yunanistan'ın Akdeniz'de Türkiye'yi dar bir kıta sahanlığına hapsetme planlarına darbe indirmişti. Yunanistan Libya mutabakatını tanımazken Akdeniz'in doğal kaynaklarını ele geçirmek için tartışmalı eylemlerini sürdürüyor.